Çekim 435. Hocam ben yeni bir şey öğrendim bu arada. Hani 3, 2, 1 kayıt yapıyoruz ya. Ya da kayıt çakıyoruz ya. Evet. O meğerse o ortamda kayıt altında olan bütün kameraların ses dengelerini eşitlemek içinmiş. Ona göre senkronizasyon yaparsın. Evet, bir oyuncu olarak da bunu yıllar sonra öğrenmem ama çok hoş oldu. Şimdi sen oyuncusun, bunu yönetmen bilsin, işte ben montajcı bilsin falan. Sen de onu bilmeyi ver canım. Sıradaki sorumuz Furkan Atmaca Bey'den. Demiş ki kendisi, duygusal zeka kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? Duygusal durum, duyguları tanıma ve bunları istediğimiz şekillerde yönetmek gerçekten zekanın bir parçası olabilir mi? Tabii ki. Zeka, kitabi tanımı, en basit tanımı sorun çözebilme yeteneğidir. Sorun çözen her şey bir zekaya sahiptir. Bilgisayarda dolayısıyla zekaya sahiptir falan filan. Zekanın ise bizim mesela IQ ile ölçtüğümüz bir tarafı var insanda. Bu insan zekasının çok küçük bir bölümü. Sadece işlem yapabilme, hatırda tutabilme, işte bağlantı kurabilme falan filan gibi basit fonksiyonları. Yani aslında bilgisayarın yapabildiği fonksiyonları ölçen bir şey ama bilgisayar bunları bizden çok daha iyi yapıyor. Yani şu anda sıradan bir işte masaüstü bilgisayarın IQ'sunu ölçebilsek bizden çok daha üstün çıkar. Çünkü her şeyi hatırlar. Her türlü işlemi saniyede milyonlarca kez yapabilir. Bu zekanın bir kısmı. Şimdi insan zekasını biz buna indirgemeye alışmıştık bir dönem 70'lerde falan. Niye? Eğitim başarısıyla çünkü birebir ilişkili gözüküyor. Ama fark ettiler ki IQ'su yüksek çocukların, işte okul başarısı yüksek çocukların hayatta başarılı olması gibi bir kural yok. Bazen ters ilişki var aralarında. Yani çok yüksek IQ sıkıntı yaratıyor. 80'lerde, 90'larda duygusal zekalar, sosyal zekalar, empatik zekalar, bir sürü bir şeyler çıktı. Daha da çıkacak. Mesela ben söyleyeyim, karmaşıklık zekası diye bir şey çıkacak yakında. Karmaşıklığı anlama, giriftliği, kendi lehine kullanabilecek zekalar falan. Belki başka bir isimli olur ama böyle bir şey ama olacak. Ama bunu sadece sayısal ya da matematik yani öyle şeylere bağlamak lazım. Değil. Örüntüsel bir şey bu. Hayatın içinden bir şeyden tabii. bahsediyoruz yani. Böyle evet. Kompleks örüntüsel bilgiyi alabilen bir zeka tipi var. Sosyal ilişkileri anlamak için başka bir şey. Hava durumunu tahmin edebilmek için başka bir zeka. Duyguları okuyabilmek için başka bir zeka. Hepsi ve çok daha fazlası var. Duygusal zeka insanın hayatta doyum içerisinde ve başarılı olabilmesi için en önemli faktörlerin bence başında IQ'dan bile çok daha fazla önemli. İletişimin yönünü, yoğunluğunu, içeriğini karşıdaki insandan gelen sinyallere göre ayarlayabiliyorsanız üstünlüğünüz oluyor. İnsanların zihnini manipüle edebiliyorsunuz, onların duygularını anlayabilirsiniz. Bu çok büyük bir güç, artı yönde de eksi yönde de. Aslında duygusal zekada esas önemli olan kendi duygularını okuyabilmek. Çünkü bugün biliyoruz ki, mesela ben Şeyma ile karşılıklı sohbet ediyorum. Şeyma bana bir şey diyor, ben ona bir şey diyorum ama bu sırada benim söylediklerime Şeyma kompleks bir duygusal tepki veriyor. O kompleks tepkiyi algılayan bir sistem var içinde, Şeyma'nın duygularının benzerini ben de yaşıyorum. Yani aynalama dediğimiz yöntemle. Eğer ben Şeyma'yı okumak yerine Şeyma ile konuşurken kendi duygularımı okuyabilirsem o zaman Şeyma'nın ne hissettiğini de anlayabiliyorum. Peki bu deneyim gerektiren bir şey değil mi hocam? Çok. Öğrenilir bir şey değil. Yani bu evet. Sadece ve sadece bol miktarda deneyimle. Bunu en iyi öğrendiğimiz yer oyunlar. Bunlar hayatımızdan çıktıkça bilgisayar ekrandan kafasını kaldırıp da insanların yüzüne bakamayan çocuklar üretiyoruz maalesef. Kullanılmayan beyin devreleri devreden çıkıyor bir süre sonra. Kullanılanlar kuvvetleniyor. Biz bu işte oyunla, sosyal ilişkilerle, efendim kutu kutu penze gibi falan gibi, körebe gibi vesilelerle bu bağlantıları güçlendirmezsek, karşımızdaki insanla oturup 2 dakika muhabbet etmek yerine açıp da cep telefonlarında pık pık oyun oynarsak ne olacak? Bu devreler gelişmeyecek. Milyonlarca yıldır kurulmuş ve uyarılmayı bekleyen bir sistem var beynimizde. Uyarıldığında öğreniyor zaten. O yüzden çocukları bol miktarda gerçek kuralsız oyunlarla baş başa bırakmak çok önemli. Bizim de hayatımıza mümkün mertebe önce kendimizle sonra diğer insanlarla aracısız, rahatsız edici bileşenler olmadan baş başa kalabileceğimiz ortamlar hazırlamamız gerekiyor. Kendiyle baş başa kalmak bu devirde büyük cesaret istiyor. Tek olabilen bir şey değil. Eğer onu yaparsak bu zeka tipi kategorizasyonlarının çok dışında yeteneklerimizi de hem fark etme hem rahatlıkla kullanma noktasına kısa zamanda geleceğiz. IQ testlerinizle de çok övünmeyin. Çok da matematik. Yani ben de hiç özgeçmiş şey yazılacak olsa ben dönüp de bakmam yani öyle söyleyeyim. IQ testinin benim için hiçbir anlamı yok.